merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel dünyasına hoş geldiniz. kanalımıza abone değilseniz videonun altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize güzel bir modelle geldik Arkadaşlar bu ince üzerinde kalmış ince kullanmayacağım bu renkleri kullandım alt zeminde yeşil yaptık Nasıl bir model yaptık? Ee, böyle fıstık papatyalar sanki onu andırdı arkadaşlar. Güzel bir model oldu. Böyle araların boş kalmasını istemiyorsanız renkleri de kullanarak böyle e, yaptığımız ara noktalara pıtırcıklar yapabilirsiniz. isterseniz de bu ara noktalarını yapmayabilirsiniz arkadaşlar. şu Şekilde gösterelim. Şöyle modelimiz bu şekilde ortası fıstık kenarları normal yaprak şeklinde şimdi ilk önce şu ara noktasını göstererek işime başlıyorum İpimi tığ batısına sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çekiyorum Aradan girip kapattım tekrar 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım 1 2 3 zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 4 veya 5 zincir çekelim Bu aradan girip kapatalım. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 tane ben bu arada. 3 tane bıraktım. Şimdi 3 tane bıraktıktan sonra 5 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Bu 2. 3 adet zincir çekiyorum. Yandakini de kapattım. 3. 4. 3 adet zincir çekip yanındakini de kapattım. 5 5 tane tığ battı boşluğu verdim. 2 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip tığ battım. Ortasında kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Devamındaki yuvaya girip kapattım. Bu şekilde bir yuva yaptık. Bir zincirle dönüş yaptım. Altı zincirli yuvam içerisine bir sık iğnesiyle girdim arkadaşlar. Burada ben yaprakları şöyle göstereyim. Başına iki kez aldım yuvanın içerisine sık iğne ile girdikten sonra. Başına iki kez aldım. Girdim. Yuvaya. Önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip dibinde bir minnak yuva oluşturduk. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2. Sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim iki çektim başına üç kez alıp girdim tekrar önce bir sonra iki sonra 2 sonra, sonra iki çektim Şimdi yaprağımızın boyutunu yaptık. 5 zincir çektim. Son trabzana girip kapattım. Buraya da 6 tane sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 6 Yuva içerisine girip 7. sık iğnemi sabitledim. Şimdi buradaki ana yuvama giriş yaptım bir sık iğnesiyle. 14 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yuva içerisine girip kapattım. Burada başına iki kez alıyorum tekrar. Bu yuvama giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp geriye gittim. 3 zincir çektim başına bir aldım bu dibinde oluşturduğum o yuvaya girip yaprağımı yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki alarak başına iki aldım girdim ikişer ikişer çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım ve girdim 2 2 2 2 çektim Başını 3 kez aldım ve girdim. Önce 1 sonra 2 şer 2 şer alıp çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 6 tane sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7.'yi dibindeki yuvada kapattım. Şimdi buradaki ana yuvamıza bir sık iğnesiyle giriş yaptık bir zincir çektim bakın dibindeki tığ battıya girip kapattım dibindeki en dipteki tığ battı da sabitledim şimdi burada 5 tane tığ battı yapmıştık ikisini yuvada kullandık bakın burada da 1-2-3 tane kaldı 3 de bu tarafa yapıyoruz yani 3 zincir çekip yanında kapat bu 1 3 adet zincir çekelim, yanda kapatalım bu 2. 3 adet zincir çekip yanda kapatalım. Bu 3. 1 2 3 zincir çekip başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki tığ bat diye girip sabitledim. 3 zincir başına bir al yandakine girelim yine önce bir sonra da ikişer ikişer alıp çıkalım yani arkadaşlar verdiğimiz arayı veriyorum alt kısmımız bu şekilde ilerliyor ben 3 tane yapıyorum bu işlemi şimdi üstünün motif kısmına hep birlikte geçelim 5 zincir aradan gir kapat 4 veya 5 zincir çekip kapatıyoruz 3 zincir yandaki tığ batı da sabitleyelim. Bakın alt kısmımız bu şekilde. Yani sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben 3 tane ara verdim. Ve bu yaprak işlemini yapmış olduk. 3 aradan sonra. Şimdi hangi renk morla yine göbeğini yapacağız. İpimi tığıma sabitliyorum. Bakın bu iki ortada yaprağımızın ortasında 14 zincirli noktamız var. Buraya giriş yaptım. Burada ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet zincir çekiyorum. 18 tane ilmek toparlayacağım buradan. İşte böyle bir arada bildirimler düşüyor. Deprem bildirimleri arkadaşlar. Tedirgin olmamak elde değil. Evet. Rabbim beterinden korusun bizleri inşallah. Cümlemizi bir odaklayalım 13 adet zincirimi çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradan 18 tane ilmek toparlayacağım zincirin altından girdim ipin ucunu alıp bu tarafa alıp dibinde zincir çekip sıkılayıp tığımda tuttum 1 2 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tut 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 15 16 17 ve 18 18 tane ilmeğimi topladım ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar aynı yeşil yuvama girip ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapattım elimle biraz fıstığımı şöyle elimle biraz düzenledikten sonra buna sıkılıyorum bir de zincir çekip ipimizi kestik arkadaşlar şu ipleri de temizleyelim yani ortada bu şekilde bir orta yuvamız oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer renkteki ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Tersini çeviriyorum. Hemen şu yeşil yuvadan giriyorum fıstığın yan tarafından hemen ipimi tutturuyorum burada 22 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 şimdi 22 adet zinciri bu taraftan diğer tarafından fıstığımın kapat bu şekilde 3 zincir çekip düz yüzüne döndük başına iki kez aldım zincire girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3 zincirle beraber ikinci trabzan başına iki kez alıp girdim 2 2 2 çektim 3 oldu başına 2 kez alıp girdim 2 2 2 çektim 4 oldu 3 zincir çekiyorum, 5. trabzan olarak yuva içerisinde kapattım. Birinci yaprağımız hazır. 3 zincir çektim, bu birinci trabzan. Başına 2 kez alıp yuva içerisine giriyorum. 2, 2, 2 çektim. 2. trabzan. Başına yine 2 kez alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. 3 İkişer, ikişer çekiyorum. Dördüncü trabzan. 5. trabzan için 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım bu iki yaprağın nasıl yapmış isek toplamda 2 4 6 7 tane yaprak sığdırıyorum ben sizlerin elinizden 6 da sığabilir arkadaşlar 6 dolu fark etmez benim e, bu elimin ayarıyla 7 tane bu işlemi yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar son yaprağımın 4 trabzanı oluştu ve son 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Gördüğünüz gibi ben 7 tane yaprak sığdırıyorum bu çembere. 6 da olur arkadaşlar elinizin ayarına göre. Şu aradaki noktaları isterseniz yapmayabilirsiniz ama hemen onu da gösterelim. Nasıl yaptık? oldukça kolay. İpimi sabitledim. Bakın bu tepedeki ilk tepeden tutturuyorum buradan aradaki. 1 2 3 4 zincir çekip aynı noktaya girip kapattım. 4 zincir çekip aynı noktaya girip kapattım. 4 zincir çekip aynı noktada kapattım yani 3 kez 4 zincir çektim ve kapattım şimdi araya yine 4 zincir hemen yandaki tepeye girip ipimi sabitliyorum 4 zincirle geçiş yaptım 4 zincir çekip aynı noktaya girip kapattım bu bir 4 zincir çekip aynı noktada kapattım 2 1 2 3 4 zincir çekip aynı noktada kapattım. 4 zincir çekip bakın. 3 kez 4 zincir kapattım. Son yuvamadı da geçtim. Tabii bunlar yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Sade de bırakabilirsiniz. 4 zincir çekip kapattım 2 oldu. 4 zincir çekip kapattım 3 oldu bir de zincir çekip ipimizi kırdık bu şekilde mesela bu tarafı da arayı da pembe yapacağım böyle devam edip gideceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de tamamlamış olduk İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Hepinize ama hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.